أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 35. hadis-i şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan bir hadis-i şerifimiz. Hem metnini okuyalım hem de kelime kelime, cümle cümle hadis-i şerifin tahlilini birlikte gerçekleştirelim inşallah. An Ebi Hureyre radıyallahu teala an kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu ifade ediyorlar. La tahasedu. Birbirinize haset etmeyiniz. Ve la tenâceşû. Birbirinize tuzak kurmayın. Birbirinizi hataya, yanlışa düşürmeyin. وَلَا تَبَاغَضُوا birbirinize buğz etmeyin. وَلَا تَدَابَرُوا birbirinize sırtınızı dönmeyin. Soğuk olmayın. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ sizden biriniz bir kardeşinin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın. وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir tercüme de şöyle yapılabilir. Cenab-ı Hakk'a kardeşler olarak kulluk yapın. Bunun üzerine duracağız inşallah. El-Müslimu ehul-Müslimi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yahzuluhu, onu sıkıntıya düşürmez. Ve la yekzibuhu, onu yalanlamaz. وَلَا يَحْقِرُهُ onu hakir ve küçük görmez. اَتَّقْوَى هَاهُنَا Efendimiz Aleyhisselam takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diye üç defa ve يُشِيرُ اِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ üç defa mübarek göğüslerine işaret ettiler. Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır buyurdular. Sözlerine devamla بِحَسْبِ اِمْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ bir kimseye, bir bireye, bir ferde kardeşini, Müslüman kardeşini hakir görmesi, küçük görmesi şer olarak yeter. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ bir Müslümanın bir Müslümana kanı, yani canı, malı ve ırzı, namusu haramdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, ilk cümleleri Efendimiz Aleyhisselam'ın la tehasedu oldu. İnsanlar arası ilişkilerin temeline konulabilecek birinci sıkıntı, bomba, patlayıcı nedir? Haset etmektir. Hasedi şöyle tarif etmişler. Temenna zevalin ni'meti. Bir kardeşin bir başka kardeşinde olan nimetin gitmesini istiyorsa, yani kişinin diyelim parası var, malı var, itibarı var, bunların yok olmasını istiyorsa bunu haset olarak tarif etmiş alimlerimiz. Bunun haram olduğunu ifade etmişler ki bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam İyyâkum vel haset. Size hasetten sakınmayı tavsiye ederim. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kemâ te'kulun nâral hatabe evil haşebe. Efendimiz Aleyhisselam bir odunu, bir tahta parçasını ateş nasıl yiyip yok ediyorsa haset de güzellikleri, haseneleri, iyilikleri yok eder buyurmuşlar. Bu hadis-i şerifimiz de İmam Ebu Davud Hazretleri'nin sünenlerinde yer alan bir hadis-i şerif.
İkinci olarak demek ki kardeşlerim kalben kardeşlerimize haset edecek, onlarda olan nimetlerin gitmesini isteyecek duygularımızı frenlemek zorundayız. Zaman zaman gönlümüze böyle duygular gelebilir. Yani onda var, bende neden yok? Efendim, bende yoksa onda da olmasın, o nimetler gitsin. Bu haset etme hastalığı öyle bir hastalık ki insanı kişisel olarak da toplumsal olarak da perişan eder. O yüzden Rabbimiz bize وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ ayet-i kerimesinde hasetçi haset ettiği zaman bana sığın, bunu öğretmiş bize Yüce Rabbimiz. Bu çok tehlikeli bir şey. Hem fiziki olarak tehlikeli hem manevi olarak. Çünkü haset eden insan o kardeşinden nimetin gitmesi için hile ve tuzaklara başvurabilir, yalan söyleyebilir, oyunlar tezgahlayabilir. O yüzden hasetçi haset ettiği zaman Cenab-ı Hakk'a sığınmak Müslüman olarak bizim tavrımızdır. Manevi olarak da insanın maneviyatını kirleten, güzelliklerini bir ateşin odunu yakıp yediği gibi yiyip bitiren manevi bir hastalıktır. İkinci olarak da وَلَا تَنَاجَشُوا buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselam. Aslında bu neciş kelimesi وَهُوَ الْخِدَاءُ yani bir tuzak, hile efendim yapmak, bir affedersiniz hayvanı avlayabilmek için mesela avcıların kurmuş olduğu düzeneklere verilen bir kelime, onu kasteden bir kelime. Yani birbirinize tuzaklar kurmayınız. Zaten hasetlik tuzak kurmayı, kişiyi tabiri caizse kişinin ayağını kaydırmayı gerektirir. Efendimiz Aleyhisselam bunu da hemen ikinci cümlesinde, ikinci başlık olarak zikrettiler. Birbirlerinize tuzak kurmayın. وَلَا تَبَاغَضُوا sizi böyle buğza sevk edecek, aranızdaki sevgiyi, muhabbeti yok edecek, buğza sebep olacak adımlar atmayın. Şimdi gerçekten sevmek ve buğz etmek efendim kalbin işlevlerindendir. İnsan bazen sevgisine veya buğzuna engel olamayabilir. Bir hareket görür, aslında onun zararına yapılmıştır ama o kişiye sevgi duyabilir. Fakat neticede kendisine bir yanlış yapıldığı fark edilirse bu sevgi hemen buğza döner. İnsanın kalbi bu yüzden değişkendir. Sevmeye, buğz etmeye müsaittir. Efendimiz Aleyhisselam buğza sebep olacak, kine, nefrete, sevgisizliğe sebep olacak şeylerin yapılmamasını arzuluyorlar. Emir buyuruyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili mesela birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Tecessüs denilen böyle casusluk kelimesi de buradan gelir. Gizli hallerinizi araştırmayın, suizanda bulunmayın gibi aradaki sevgiyi, saygıyı kaldıracak adımlardan Rabbimiz de zaten bizi men etmiştir. وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ bir kardeşiniz, bir kardeşinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın ve birbirinize sırtınızı dönmeyin. Soğukluk meydana getirecek şeylerde bulunmayın. Şimdi alışveriş ilk etapta bir malı, bir işte evi kardeşimiz almak üzere pazarlık yapmış. Eğer o pazarlık neticelenmemişse bizler araya girip de daha ucuza veya daha farklı yollarda o malın elinden gitmesini sağlayarak oradan bir menfaat elde etmemiz dinen caiz değildir. Hatta birisi işte birisinin kızına talip olmuş, ona henüz bir cevap verilmeden başka birinin aynı kişiye talip olması da dinimiz açısından doğru görünmemiştir. Bu yasaktır kardeşler. Çünkü bir alışverişte bir olaya kardeşimizin talip olduğu bir olaya daha o netice almadan bizim talip olmamız, bir alışveriş üzerine alışveriş talebinde bulunmamız sevgisizliğe, saygısızlığa neden olur ve soğukluğa neden olur. İnsanların birbirlerine sırtlarını dönmelerine, kardeşliğin zıddına hareket etmelerine sebep olur. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam وَكُونُ عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا ey Allah'ın kulları kardeşler olunuz veya kardeşler olarak Cenab-ı Hakk'a kulluk ediniz. Şimdi insanın adımları, cümleleri, kişisel ve sosyal muameleleri
kardeşliğin, adab-ı muaşeratın gerektirdiği şekilde olmalı ki bunun neticesinde bir sevgi, bir rifkat, yani bir yumuşaklık meydana gelsin, bir şefkat meydana gelsin, efendim bir ülfet meydana gelsin, karşılıklı hayırlarda yardımlaşma, şerden uzaklaşma, birlikteliği meydana gelsin. Bu insanın adımlarına ve sözlerine ve eylemlerine bağlı. Efendimiz Aleyhisselam, ey Allah'ın kulları, hepiniz Cenab-ı Hakk'a ibadetle yükümlüsünüz. Dolayısıyla kardeşler olarak Cenab-ı Hakk'a kulluk edin veya kardeşler olarak Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzu hep beraber el ele vererek, gönül gönüllere vererek gerçekleştirin. Bize dünyevi ve uhrevi her türlü kazancın, mutluluğun, huzurun yolunu Efendimiz Aleyhisselam tarif buyurmuşlar bu şekilde. El-Müslimu ehul-Müslimi. Demek ki hani kardeşler olunuz, insanlıkta kardeşlerimiz var. Onlar Cenab-ı Hakk'a inanmasalar, Kur'an-ı Kerim'e inanmasalar, Peygamberimize inanmasalar bile insanlıkta kardeşlerimiz. Onlarına da iyi geçinmeyi, onlarına da efendim insanlığın gereği neyse ona göre hareket etmeyi dinimiz emrediyor. Efendimiz Aleyhisselam özellikle Müslümanlar arasındaki kardeşliğe vurgu yapıp dikkat çekiyorlar. El-Müslimu ehul-Müslimi. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bunun manasını biz bugünlerde daha iyi anlıyoruz değil mi kardeşler? İşte bugün Gazze'de, Filistin'de, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Irak'ta daha belki ismini duymadığımız, dünya haritasında yerini bilmediğimiz nice mekanlarda kardeşlerimize imanlarından, inançlarından dolayı Allah birdir dedikleri için kardeşlerimiz şehit ediliyorlar, gazi oluyorlar, çoluk çocuk demeden bir soykırıma tabi tutuluyorlar. Müslüman Müslümanın kardeşi ise kardeş kardeşin acısını, sevincini paylaşmalı. Hocam ne yapabiliriz? Bundan önce okuduğumuz hadis-i şerifimizde Efendimiz Aleyhisselam bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle, ona gücünüz yetmiyorsa dilinizle, ona da gücünüz yetmiyorsa en azından kalbinizle o kötülüğün hoşnutsuzluğunu hissederek, ona buğz ederek imanın en zayıf noktasını kaçırmayın buyurmuştu Efendimiz. Dolayısıyla Müslüman Müslümanın kardeşidir. لَا يَظْلِبُهُ Ona zulmetmez, zulmetmemelidir. Peki zulüm nedir? Zulüm, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla adaletin zıttıdır kardeşler. Bir haksızlık demektir en geniş anlamıyla zulüm. Efendim, insan Cenab-ı Hakk'ın sınırlarını aştığı zaman artık kendisi zalim olur, onun ameline de zulüm denilir. Şimdi Cenab-ı Hak namazı emretmiş, namaz kılmıyor. Kılmayan zalimdir kardeşim. Rabbimiz zinaya yaklaşmayın buyurmuş. Bakın yapmayın değil, yaklaşmayın. O yollara tevessül etmek zalim olmayı ve zulüm adımlarını gerektirir. Şu anda kardeşlerimiz bombalar altında can verirken, sıkıntılar çekerken, efendim bizim günlük işlerimize hiçbir şey olmamış gibi devam etmemiz, kardeşimizin acısını paylaşmamamız, yani elimizle, dilimizle, kalbimizle onların yanında olmayışımız da aslında bir zulümdür. Çünkü kardeşlik hukuku neyi gerektirir? O kardeşlerimizin dünyevi, uhrevi mutlulukları neyse onu sağlamayı gerektirir. وَلَا يَحْزُرُهُ Onu perişan edecek şeyler yapmaz. Kardeşlik birbirinin ayağını kaydırmayı değil, birbirine maddi manevi olarak destek olmayı gerektirir. Onu böyle bir sıkıntı içerisinde Müslüman kardeşini bırakamaz. Çünkü hem Müslümanlık bizim ortak paydamız, hem insanlık ortak paydamız, hele bir de akrabamızsa, hem insanlıkta kardeşimiz, hem dinde kardeşimiz, hem de akrabalık hukuku açısından hak ne oldu? Daha da katlanmış oldu. وَلَا يَحْقِرُهُ Ve onu hakir görmez, aşağı görmez. Burada şerhinde, şerhini yapan alimimiz diyor ki, bir kardeşi hakir görmek ne demektir? Kişinin kibirlenmesi demektir. Yani onu küçük görüp kendisini büyük görmesidir. Kibirlenmek sadece Cenab-ı Hakk'ın zatına yakışan bir haslettir. O yüzden biz Allahu Ekber diyoruz. Büyüklenmek Rabbimize yakışır, her şeyin sahibi olur. Onun dışında hiçbir kimse, kaldı ki Efendimiz Aleyhisselam, asla kibir duygusunu, hissini, onu
belledecek, ona işaret edecek her şeyi terk etmiştir. Hani örnek olarak çok çarpıcı bir örnek olduğu için yeni gelmişken ifade etmek isterim. Biliyorsunuz kendisini Mekke-i Mükerreme'den ayrılmak zorunda bıraktılar. Ve Efendimiz Aleyhisselam ayrılırken, ey Mekke, ey Kabe, sen ne kadar güzelsin. Vallahi eğer senden ayırmasalardı beni, seni terk etmezdim buyurmuş. O kadar seviyor. Hepimiz memleketimizi seviyoruz. Bir de memleket düşünün ki, Ummul Kura, şehirlerin anası, Kabe'nin sahibi, Kabe'yi bağrında barındırıyor. Böyle bir yerden ayrılmak ister mi insan? Ama Efendimiz Aleyhisselam çok mahcup, mahzun, efendim haksız yere memleketinden ayrılmak durumunda kalmış. Efendim 8 yıl sonra Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor Efendimiz. O Babul Fetih denilen kapıdan Cennetül Mualla tarafından gelirken sahabe-i kiram efendilerimiz anlatıyor, diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı biz hiçbir döneminde hayatını bu kadar tevazuya bürünmüş görmemiştik. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselam? Siyah bir sarık sardı. Bu onun tevazusuna işaretti. İki, devesinin üzerinde, devenin böyle bir hörgücü var biliyorsunuz. O hörgücüne neredeyse Efendimiz Aleyhisselam böyle değecek kadar eğilmiş. Halbuki sizi zorla çıkardıkları bir memleketi fethediyorsunuz. Böyle ufak tefek vuruşmaların haricinde diyelim, herhangi bir savaş da olmamış. Siz şehri teslim almışsınız. O muzaffer bir komutan edasıyla girmek varken, o tevazusunu göstererek, böyle eğilebildiği kadar, devesinin hürgücüne değecek kadar Efendimiz Aleyhisselam eğilmiş. Bir tanesi sahabe-i kiram Efendimiz'den bağırmış ki, bugün intikam günüdür. Efendim, yevmul melhame diye bağırıyor. Efendimiz Aleyhisselam hemen müdahale etmiş. Buyurmuş ki, la yevmul melhame. Bugün nedir? Yevmul merhame günüdür. Bugün merhamet etme günüdür. Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine onca zulümlerine rağmen sizi bugün ben kınamıyorum, serbestsiniz buyurdu. Siz de benim kardeşimsiniz, ben de sizi serbest bırakıyorum buyurdular. Evet, bir kişinin, bir bireyin kardeşini hakir görmesi şer olarak ona yeter. Yani gerçekten biz düşünelim. Annelerimiz, babalarımız, çevremizdeki efendim eşimiz, çocuğumuz, komşularımız, ya şunlar da kim kardeşim yani, bunlar da adam mı? Halbuki Cenab-ı Hak onu insan olarak yaratmış, bir defa baştan bir değer vermiş. İki, iman nasip etmiş, İslam, Kur'an nasip etmiş, Peygamber Aleyhisselam'a ümmet olmak şerefi vermiş. Bir adam fakir olabilir, kendini ifade edemiyor olabilir, böyle bir çare bir halde olabilir. Adamlık bunlarla olmuyor ki, adamlığın ölçüsü dinimize göre İman, salih amel ve güzel ahlak. Kim bunlarda ileriyse Rabbimiz katında en değerli olan, adamlığın zirvesinde olan o. İster zengin olabilir, ister fakir olabilir, alim olabilir, cahil olabilir. Ama Rabbimizin ölçüsü, yine Efendimizin diliyle ifade edelim. Allah-u Teala sizin mallarınıza, efendim, ve suretlerinize bakmaz. Allah-u Teala sizin kalbinize bakar, iman var mı? İmanda bir kemal olgunluk var mı? Ve bir de amellerinize bakar. İşte Efendimiz Aleyhisselam, değerli kardeşlerim, burada çok enteresan bir örnek veriyor. Onunla bitireyim. Ezan-ı Muhammedi'miz de okunuyor. Mesela kardeşini hakir görmenin en böyle basit diyelim, bize basit gibi gelen daha doğrusu, göstergesi nedir diyor şarihimiz. Diyor ki, yolda gördüğü insanlara selam vermemesi, karşı tarafı hakir gördüğü anlamına gelir. Biz çuvaldızı biraz kendimize batıralım kardeşim. Sahabe-i kiram efendilerimiz buyuruyor ki, insanların tanımadıklarına selam vermemesini biz kıyamet alameti olarak görüyoruz diyorlar. Tanımadıklarına selam vermiyorsa kıyamet alameti. Şimdi biz tanıdığımız insanlara da selam vermiyoruz. Burada efendim hacımız, hocamız, kadınımız, erkeğimiz böyle ayırt etmiyorum. Hepimizde bu hastalık var. Selam veriyor, vermiyorsa diyor, bu bir aşağı görmektir kardeşim. Veya bir selam verdi, selamını almıyorsa ne yapıyor? Büyükleniyor adam demek ki. Selam vermeyerek büyükleniyor, selamı almayarak büyükleniyor. Bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam, yaptığınız takdirde aranızdaki sevgiyi, muhabbeti artıracak şey bir şeyi size haber vereyim mi? Efşü selamı beyneküm. Aranızda selamı yayınız. Tanıdığımız tanımadığımız. Hocam alıyor almıyor, hiç önemli değil. İster alsın ister almasın.
Aldığını duyuyorsak tamam, almadığını farz ediyorsak ve aleyküm selam der, biz gideriz. Biz Müslümanlığımızı, o bizim kimliğimiz kardeşler. O bizim kişiliğimizin, İslami kişiliğimizin önemli bir göstergesi. Buradan başlayacağız. Selamlaşarak, muhabbet, kardeşlik ve kardeşliğin hukuku neyi gerektiriyorsa hadis-i şerifte Efendimiz bahsettiler. Ona zulmetmez, ona tuzak kurmaz, ona düşmanlık etmez, sırtını dönmez, ayak oyunları çevirmez, efendim suizan etmez vesaire vesaire. Rabbimiz bu yolları inşallah kat ederek rızasına kazanan, sevdiği, seçtiği kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Mevlamız hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Mevlamız Gazze başta olmak üzere Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, daha yerlerini, mekanlarını bilmediğimiz nice topraklarda Müslümanlıklarından, İslam oluşlarından dolayı zulüm çeken kardeşlerimize yardımcı olsun. Görünen görünmeyen ordularıyla onları desteklesin. Onların maddi manevi kurtuluşlarına Rabbimiz bizleri vesile eylesin inşallah. Bizim de birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere, dahili ve harici düşmanlarımıza Rabbimiz fırsat vermesin. Bütün insanlığı, efendim bütün insanlığın gereği şartları, bunları yok sayarak kendi kavimlerine de bela olan, Müslümanların da başına bela olan bu Beni İsrail'de Cenab-ı Hak kahrı perişan eylesin. Bütün hile ve tuzaklarını kendi başlarına çevirsin. Müslümanlarla, masum insanlarla uğraşacak imkan ve fırsatı onlara vermesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.